Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda öncelikle şurada açılmış olan zar yüzeyinin kapatılmış halini görmemiz lazım. Hocam zar yüzeyimizin zemini yani şunun üzerine sağ ve sollarını kapatmış olsaydık görmüş olduğunuz gibi hocam bu adamın zemini yani şu taban şu taban ne olması lazım şurası 5 iç en alt. Hocam bu adamın şu yan duvarı burayı kaldırdığımızı düşünseydik bu tarafa bakan kenarı 1 sağa bakan taraf 6 sola bakan taraf 4 yukarısında arka tarafında şu arka tarafta 2 yukarı zaten dolanıp geleceği için en üstünde de 3 olacaktır. Arkadaşlar bizim şu verilen ifade bizler oluşacakmış ve sayılarımız x, y, z'den oluşuyormuş. E, görmüş olduğunuz gibi kök içerisinde x çarpı y çarpı z'miz 2 kök 3'e yani kök 12 eşit değil midir? Kök 3 kök 12 x çarpı y çarpı z 12 olacakmış. Hocam bu 1, 2, 6 olabilir ya da 2, 3 ee, hatta şöyle yapayım. 1, 3 ve 4. Bunun da çarpım 12, bunu da çarpım 12. Ancak görmüş olduğunuz gibi buradaki x, y, z değerleri üçü de birbirine komşu olacak. Burada bizim 4 ile 3'ümüz birbirine komşu. Hocam bunlara da kim komşu? 1 komşu. Bak gerçekten 1. Yani şunun bir bak şurası 4, burası 3, burası 1 olabilir. Bak şu karşı duvar isterseniz şöyle de yazabilirim. Şu tam duvar 1 olacakmış arkadaşlar. Bak bunu sağladı. Ama burayı sağlamaz. Nasıl sağlamaz? Hocam 2 arka duvar bu 6 yan duvar. Hem 2'ye hem de 6'ya komşu olan bir bir değerimiz yok. Yani şu taraf 2'ye komşu değil. 6'ya komşu ama 2'ye komşu değil. O yüzden bu sağlamaz. 1, 3 ve 4 değerimiz olabilir. Bize de x'in alabileceği değerleri sormuş. Vallahi x yerine 1 de yazabilirsin. 3'ü de yazabilirsin. 4'ü de yazabilirsin. 1, 3 ve 4'ün toplamından dolayı 8 değerini alacaktır. X'in alacağı değerler toplamı olacaktır.